Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala Resulina Muhammedin selavat Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Hizmet imaniye Kur'aniye'de devamlı değişen ve değiştiren kalbimizi din-i mübin üzerine sabit kılsın inşallah bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, evladı yarimizi, insi ve cinli şeytanların şerinden, samavi arzı afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, zelzelelerden, taun ve tufanlardan hıfsı emin eylesin. Hizmeti imaniye, Kur'aniyeden hasıl olan iştiraka amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Teris edileceğimiz zaman Risale-i Nur talibesi kisvesi umanıyla Cenab-ı Hak bizi teris eylesin. Konumuz şu. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber midir? Peygamberi bunu peygamber yapan vasıflar nelerdir? Çok tabi de rehber olması ihtiyaç mıdır? Rehber etmesen ne olur? O konu. Peygamberlere iman ihtiyaç mıdır? İnsan kendisi bulamaz Yapamaz mı? Şualar 622'den okuyor. 11 tane haletini almış. 11 haletten çıkan bir ücreti risalettir. Yani ipler... 11 tane ipi birbirine bir araya getirirsen o halat olur, onunla gemiyi bağlarsın. Şimdi mesela bir tanesini söyleyeyim. Hayat eve ne getirmiş? Evi zehire çeviren bir tanesi nazlanmaktır. Nazdır. Kadın veya erkek naz yapar. Nazın Allah büyük nimet olarak vermiş. Nazlanmak. Tefriti beladır. İfratı musibettir. Tefriti kendi, kendisi kendisine nazlanıp Çıkamaz böyle. Böyle. Güya terbiye ediyor karşıyı. Kendisi kendisine yükleniyor. Nazın, nazlanmanın tefriti kendisi kendisi taşımak zorunda. İfratı kendini karşıya taşıttırmaktır. Vasatı ise teslim ve tevekkül ile yükü gemiye bırakmaktır. Ve banka ve faizse tevekkülden seni çıkarmak. Allah'a tevekkülden ziyade faiz tevekkülü daha fazladır Müslümana. Tevekkül yani şu, güvence, faize, paraya Allah'tan ziyade daha çok tevekkül ediyor, daha çok güveniyor Müslüman. Müslüman da bahsediyor. Kafire zaten faiz yoktur. Haram, helal yoktur ona. Zaten iman yok. Onun haşirde hesabı da yoktur. Yalnız kafirliğin derecesi için hesap var hasenat, seyyat diye bir hesabı yok. Hasenat yok ki iman olmadığı için. Demek ki faize Müslüman güvendiği kadar parayı faize yatıp Allah'a tevekkül etseydi, bankaya tevekkül ettiği gibi sözü o kadar müteber olurdu ki banka güvencesi mektubu almazdı iş yaparken. Bankada bana mektup getir, sana güveneyim diyor. Müslüman Müslümana. Sonradan Gazze'de niye böyle oluyordu? Bankada değil iki Müslüman arasını bulan o. Güvenceniz benim diyor. Sen de arabanı sat, daireni sat, parayı yatır, yüzde elli veriliyor. Niye çalışacaksın ki? Faize yatır. Daha iyi olur. Ondan sonra yalandan gazze, feveranı yap. Şimdi nazlanmak, tefriti kendisini kendisinin taşımasına, ifratı kendini eşine taşıttırmaya, vasatı ise teslim ve tevekkül. Ne demek ya bu teslim ve tevekkül diyorsun? Eylemde gösterirsen sen de çoğaltırsın. Ben şöyle misal veriyorum. Teslim ve tevekkül. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bana yeter yerine. Banka faiz bana yeter. Ötekisi mi? O lafta canım. Hayatta söylüyor. Hayatta ve ahlakta. Böyle. Onun için peygamber lazım. Evet. Hz. Muhammed'i aleyhissalatü vesselam peygamber yapan bir tanesi de şu. Arkadaşlar. Bunu niçin yaptım bak göstereyim bulursam inşallah ah burada kaldırdılar beni de yazdım ne yazdım sen sahabe olsan kendinizi lütfen sahabe koyun yani ahlakta ve zekavette Amrinas Halit bin de Hazreti Ömer'e Resdi Allahü Alemüm Hazreti Aliye İbn Abbas'a daha mı zekisin? Daha mı akıllısın? Daha mı dirayetlisin? Daha mı ahlaklısın? Mümkün mü? Sen sahabe olsan yanlışa canının, malını, namusunu, malını, mülkünü bırakır mısın? Onlar 1400 sene önce mahalle arkadaşını, mahallenin çocuklarını gibi ayette şöyle diyor. Ayette şöyle diyor. Sen diyor kendi evladından, ayette diyor seni diyor kendi evlatlarından daha iyi tanırlar diyor. Bunu kime sormuş? Hazreti Ömer Abdullah İbni Selam'a sormuş. Böyle bir ayet var diyor. Çocuklarınızdan daha iyi seni tanırlar diyor kendi çocuğunda. O demiş ki ben kendi çocuğumdan şüphe ederim. Muhammed'den etmem demiş. Allah Allah. Şimdi 1400 sene sonra sen kütüphanesi olmadığı halde, kendi yazdığına dair, okuma yazması olmadığına dair. Bu ayet o zaman da olmuş. Okuma öğrenmek istemiş. Sen yönelme ben sana okutacağım dedi Allah. Oysa ilim farzdır. Okuma bilmiyor. Bak okuma yazma öğrenmediği halde. Eğer böyle bir şey olsaydı kütüphanesi olduğunu sahabeler görmeyecek miydi? E, ezvacı görmeyecek miydi? Sen nasıl okuma yazman yok? Ya Muhammed diyeceklerdi. Beraber okuduk ya. Beraber şey yapmadık mı? Öğrenmedik mi? Falan yerde falan bu şeye, metin okumadık mı? Ama sen hiç öyle diyor? Yani bir kütüphanesi mi olmaz? Ya benim burada tanımayan yok ki. Benim ne yaptığımı tamamen %99 bilirsiniz. Benim ne işle meşgul olduğumu, ne yaptığımı gayet de bilirsin? Şimdi ben desen ki benim okuma yazmam yok bana vay geliyor. Hanginiz inanırsınız? Benim okuma yazmam yok. İnanır mısınız? Ya zoraki ki inanılır mı? Hadi inandın o inancın uğruna her şeyini feda eder misin? O geri zekalılığımızı yapar mıyız? Hiç inanmadığım bir şeye çoluk çocuğumun namusumu vereceğim. Mekke'ye bırakacağım, Medine'ye ücret edeceğim. Niye yapacağım? İnanmadığım bir şey. Kütüphanesi var adamın. Bir, bir grup insanı toplamış. Ya filanca gel. Sen Asurluları, sen Lidyalıları, sen Bizans'ı, sen Roma'yı araştır. Doküman getir bana. Ondan sonra masasına oturdu. Yaverleri var. Hazırladı. Kur'an'ı böyle metinledi. Ya Deveden gidiyor. Deve çöküyor ya. Hemen sahabe anlamış. Vahiy geldi diyor. Böyle. Kaşlarına sarı ter akarmış. Deve bile tahammül edemezdi. Dizi çökermiş. Vahiy geldiği sahabe anlamış. Hiç kıpırdamazlarmış. Vahiy katipler hemen yanına dururmuş. Acayip bir şey ya. Nazm-ı mani nasıl yapacaksın onu yani? Deve desin. Kopuk bir hayat. Kopuk bir hayat. Sahabeler farklı. Zaman farklı. Mekan farklı. Farklı farklı yerlerde de farklı farklı şeyler geliyor. Nasıl böyle bir, bütünlük olacak? Okumak, yazmak öğrenmediği, ümmi olduğu halde 14 asrın ukalasını, felosa yani akıl sahiplerini hayretli bir rakam. 14 asır. Arkadaşlar sen de bir kitap yaz da milyon insan feyiz alsın, kafa versin, ben bir kitap yazacağım. Onun doğruluk adına, yelmas adına kafa vereceğim. Cihat ya. Sen de bir kitap yaz da kafa verilsin. Feyiz alsın. Ezberlensin. irşat edilsin. irşat alalım. Her asırda hüküm versin. Sen de bir kitap yaz. 14 asır akıl sahiplerine, filozoflarına hayretli bırakacak ve edyanı semaviyede birinciliği kazanacak. Anayasa bile 20-30 yılda bir değişiyor. Sözler de öyle diyor. 1982'de okumuştum. O kadar bana tesir etti ki ismini ezberledim. Kusura bakmayın yani bayağı tesir etti. Diyor ki Çin Devlet Başkanı Zhao Ziyang. Ezberledim o zaman. Etkiledi. Dedi ki 106 sene önce Mao'nun doktriniyle 1,5 milyar insan idare edemiyoruz. Batılaşmalıyız dedi. 1982 83 Zhao diye bir adam. 25. sözde diyor ki Kur'an'ın hükümleri o kadar sabit ve rahatsızdır, kuvvetlidir ki her zaman tazeliğini ve kuvvetliliğini ihsas ediyor diyor. Çok tuhaf ya. Sen bir kitap yaz. Bir kitap şöyledir de hepimiz biliyoruz. Ya insanın kapasitesini aşağı yukarı biliyoruz kardeşim. Zeki dahi olsun. Kim olursa olsun. Ya ne kadar zeki olursa benden 10 kat olur. Arkadaşlar hiçbir şeye benzemiyor ki bu kitap, Kur'an giriş, gelişme, sonuç. Her bir cümlesi farklı. Bir kitap. Yani bir iz sürmüyor. Çok tuhaf. Mesela yapayım. Ben bugün canım sıkılmıştım. Ayakkabıyı giydim. Çıkar arabayı hızla sürüyordum. Kedi ezildi. Çok duygulanmıştım. Geçtim oradan. Arkadaşlarla buluştuk. Sonra geçtim yemek yedim. Birbirini tamamlıyor mu? Hayır. Hepsi kopuk. Heyecanla, hışımla kapıdan çıktım ayakkabıyı giydim. Arabamı mı giydim? Seyahat ederken bir sürü insanlar vardı koşturuyorlardı. Az ileride bir kedi ezildi. Ayrı bir duyguya girdim. Sonra oradan geçtim. Arkadaşlarla görüştüm. Sonra bilmem ne yaptım. Yani bugün akşama kadar yaptığın şey hiçbirisi birbirini tamamlamıyor. Salih evden çık. Gidene kadar, eve gelene kadar. Sonra geldiler. Kedi ezilmesi ne ağırlakası var? Amirler geldi, amir verdiğim işçi geldi. Öyle mi? Kur'an da böyle işte. Niçin misal verdim? Kur'an böyle fıtrattır. Böyle oturup da olsa böyle birbirinden kopuk cümleler olamaz. Birbirini tamamlayan olur. Anladınız bu inceliği? Fıtratı görüyor musun bak? Doğru değil mi? Ama ben bunu edebiyat olarak yazsaydım, bunu süsleyip püsleyip böyle birbirini tamamlama olacaktı. Ayakkabı giymeyle, kedi ezilmesiyle ne alakası var? Sonra iş yerine gittim. Orada biraz bayılan birisi vardı. Su götürken, su götürürken şey oldu. Yani hepsi kopuk değil mi? Ama hepsi doğru. Hepsi fıtrat değil mi? Fıtri yani. Ha, ayetler böyle. Fıtrat dini Kur'an. Nasıl yapacaksın bunu? İlk defa yapacaksın. Birbirini iz sürmüyor. Kendisi hem süreç hem sonuç. Kur'an tuhafıma gidiyor yani. Bir böyle düşün bakalım. Arabayla giderken çok sinirlendim ayakkabıyı giydim. Orada baktım iş yerinin bu kadar yerleri geçtim. Düştü bayıldı su getirdim. Tansiyonu varmış adam. Sonra geçtim patrona. Sonra gittik işte tren istasyonu, tren şeyini yapıyorduk. İşte elektronik cihazlarını kontrol ettik. Sonra bakan geldi. Ne alakası var değil Hepsi doğru mu? Fıtrat değil mi? Hepsi doğru. Kur'an böyle. Sanki gayb, melekut, dünya, ahiret, berza, Allah hepsi aynı nazarında. Ben tek tek söylüyor. Ayakkabı giydim, arabaya bindim. İnsanlar koşuşturuyordu. Kedi ezildi. Sonra vaktim böyle patron geldi. Sinozyonu yaptık. Hastaneye kontrol edildi. Bakan geldi. Sonra reise şey verdiler. Ne alakası var? Yani aynı. Gayb böyledir. Bir insan buna muktedir olamaz. Hem ümmi. Kütüphanesi de yok. Bir tane malamet olmaz ya yazdığı kütüphane. Evi belli. Kafir bile belli ya. Kafir kitabında yazmadığı Bu ne biçim bunlar kafir ki? O ki o zamanın 1400 önceki muanit zındı kafirler bile öyle şey dememiş yani. <laughs> Ümmi okuma yazması yok. Peki niye okuma yazması yok diye ben de kafa yordum. Niye böyle Allah böyle bir şey tercih etti? Sonra anladım ki okuma yazması olmadığı halde ona inanmaya ne kadar zorlanıyorum. Acaba yazmış olabilir mi diye olmadığı halde okuma yazması kendisi söylüyor zaten bu Cehil. Gelseydi bize gelirdi diyor. Peygamberlik nereden çıktı demedi ki. Sen niye oldun dedi. Ben Arap Yarımadası'nda yedi tane alimden bir tanesi benim. Kabe'ye asılan şiirlerinin bir tanesi budur. Ömer'il Hişam. Ömer'il Hatap değil yani. Ebu Cehil lakabı. Sen niye oldun diyor ya. Ben o alim benim diyor. Sen cahilsin diyor. Okuma yazman yok diyor. Deve çobanıydın diyor. Yetimdin diyor. Öyle demiyor muydu? Senin kütüphanen var demedi ki. Ben alimdim diyor. Onlar söylüyor. Onların söylediklerini söylüyor. Sen nasıl çıktın diyor. Eğer okuma yazması yok. inanmakta zorlanıyorum da. Zorlanıyoruz. Acaba okuma yazması olsaydı hangimiz imanda kalabilecektik? Allah'ın merhametini görüyor musunuz? Senin için benim için itimat edin diye onu ümmi yap. Ümminin ikinci manası ümmi diyor. Ümmiye şükrü. İkinci manası kişi anasıyla ümmi diye anılır. Anasından, ümmi anne anne. Anasından doğduğu gibi. Ümmi o demekmiş. Ümmi bir manası okuma yazma bilme. Esas manası anasından doğduğu gibi. Biz anamızdan doğduğumuz gibi saf değiliz. Bizim fıtratımıza müdahale edilmiş. Öğretmen müdahale etmiş. Örf, anane, kültür, gelenek. Herkes gelmiş bir vurmuş bize. İyi veya kötü. Fıtratımıza öğretmen müdahale etmiş. Cemiyet müdahale etmiş. Televizyon müdahale etmiş. Gene nimet de televizyon. Telefon zaten duman etmiş. Anamızdan doğduğumuz gibi safi değiliz. Duman olmuşuz. Fıtrat. Ümmi değiliz. Saf, saf arı duru değiliz. Müdahale edilmişiz. Fıtratımıza müdahale edilmiş. Ümmü olduğu halde 14 asır akıl sahiplerini, filozofun hayrete bırakan Edyan-ı Semaviye'de birinciliği kazandır. Yani tek başına çıkacaksın. Akraban düşman, kamin düşman, kabilen düşman, herkes düşman. Nümine yok, model yok, misalin yok, mukayesen yok, taklit yok, daha önce bilinen bir şey yok. Okuma yazman yok. Ordun yok, devletin yok, memuru yok. Ya ne yapacaksın sen? Nasıl çıkacaksın ya? Ne yapıyorsun sen? Ve birinciliği kazanacaksın. Dünyanın başına istameti geçireceksin. Harika değil mi ya bu? Ben var olan Risale-i Nur çizgisinde yürüyorum da izah ediyor diye başıma gelmeye kalmadı saçımı bile beyazlattılar. Saçımı bile beyazlattılar ya. Aynı şey söylüyorum var olan bir çizgide yürümekte zorlanıyorum. Siz de varsınız. Destek alıyorum sizden sağdan soldan da. Baston gibi. O, düşünebiliyor musun? Bak nümele yok. Misal yok. Model yok. Patent yok. Mukayese yok. Hiç kimse yok. Tam tersine herkes de düşman. Tam da yani sen misin mi akıllı? Babam dedi ki oğlum sen misin dedi bu köyün akıllısın. Yeni dil mi getiriyorsun? Ne demişim biliyor musun? Çayın öşürü var dedim. Kadının tesettürü çarşaftır dedi. Oğlum sen yeni mi getiriyorsun ha? Yeni bir din getiriyorsun dedi. Öşür dedim ha çayın onda on bir olacak diye. Biz zaten zekat veriyoruz dedi. Oğlum sen ne getiriyorsun ya? Acayip bir şey ya. Oku ok, ok, Kur'an'ı koy az sonra ya dedi ya. <laughs> Çok tuhaf. Var, var da yürüyemiyorsun Müslüman. Müslüman da yürüyemiyorsun. Ahiretin ispatını Müslümanlara yapamıyorum camide. Biz kafir miyiz hoca? Çağal de vaaz yaptım cuma vaazı. Bana sebep olan hafız dedi ki, hafız getirin. Hafıza dediler ki, herkesi çıkartın bunu vaaza çıkarmayın. Niye dedi? Bu hoca değil dedi. Nedir dedi bu? Ya kardeşim filozof mudur, fizikçi midir, kimyacı mıdır, psikolog mudur? Ya dedi, peki nasıl bir şey istiyorsun? Namazın farzlarını söylesin ya dedi. Namaz kılın, bunu diyen adam namaz kılmaz ha. Muarız. O namazın farzdır, orucun farzları. Ne diyor Allah var mı, Allah ihtiyaç mıdır? Böyle bir şey olur mu ya diyor. Nasıl rahatsız oluyor? Nasıl rahatsız oluyor? Allah ihtiyaç mıdır? Kürsüde ders yapıyoruz. Adam rahatsız oluyor. Peygamber ihtiyaç mıdır? Evet. Nümenen yok. Neyin doğru? Neyin yanlış? Neyin için nereye göre doğrudur? Çıkar bakalım hayatından peygamberi. Ona tuvalete gidemezsin ya. Ne yapacağım belli değil ya. Bütün çarpılmalar tuvaletten alıyor. Tuvalet oturuyor, telefonla oynuyor. Hop, cinler musallat ediyor. Banyoda işiyor ve sesi hastası oluyor. Peygamber dediği için söylüyor. Ben uydurmuyor. Banyoda işenmez. O kabinde. Bu arada örneklerim. Hayatın içinde olsun diye veriyor. Bazılar diyecek ki, ya bunlar neyi söylüyorsun? Tamam kardeş sen dinleme onu. Es geç. Edyan-ı birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesizde Fatih Meydan'a çıkması. Emsal kabul etmez bir alet olduğu gibi. Peki Buna niye ihtiyaç duydun? Misal var mı? Eğitim, çıraklığın var mı peygamberliğin? Hangi sanat var ki çıraklığı yok? Çıraklığın var mı? Ben biraz motorculuk yaptım. Çırak oldum. Kalfa oldum. Yani staj yaptım. Sonra motoru topladık çok şükür. Ama çıraklık... Şimdi peygamberliğin okulu var mı? Mektebi yok. Bana dediler ki... Şükrü... Sen ne mezunusun dediler. Aşağılayacak ilahi yatçı bir. Böyle vaazdan inince baktım insanlar tevcih edince. Hoca arkadaş sen ne mezunusun dedi. Dedim ki e, Aristo felsefede mezun olmadığı gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da ilahiyat mezunu değildi. Bediüzzaman da ilkokul okumamıştı. Evet anladım dedi. <laughs> Bana ne sordu ben ne dedim. Ne mezunusun dedi. Aristo felsefe okuluna mezun değil, felsefeyi kurdu. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilahiyat mezunu değil, ilahiyatı kurdu. Bediüzzaman ilkokula gitmedi, okuldakilere ders verdi. Aşırmalı bunlar. Biz de motor mezunuyuz, insan motorunu tamir etmeye çalışıyoruz. Ne farkı var? Ha araba motoru, ha senin gibi motor. Yani şu, defaten tecrübesiz çıkmış. Öyle demedim de o kadar dedim bıraktım. Bakın o kadar hoşuma gidiyor ki de, de, bir tecrübe yok. Kafalığını yapmamış, çıraklığını yapmamış. Böyle bir şey olur mu ya? Tamam da 23 sene bir din. İnsan konuşmasını değiştirmez mi? Ey ashabım 23 sene önce böyle dedim ama böyle yaptım ama şimdi değiştiriyor. Demez mi? Biz konuşmamızı değiştirmiyor muyuz? Hatta namazı karıştırıyoruz anne hani okuduk diye. Yani 23 sene sonra söyleyeceğini 23 sene önce kim diyebilir? Yani bir kalfa şey bir usta düşün marangoz. 20 sene sonra yapacağı masayı 20 sene önce yapabilir mi? En son konuşacağını en başta, en son yapacağını en başta yapması. Namazı yapmış, değiştirmemiş ki. Bak din bir din ile tecrübesiz, tecrübesiz ha tecrübesi yok. Çıkmış. Birincisi bu sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan, çıkan, İslamiyet her zamanda 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına, terbiyekarlarına ders vermesi ve manevi terakkiyata sevk etmesi emsal kabul et, emsalsız bir alettir. Şimdi akıl nedir? Yani adamlar mesela diyorum ya şu kafa, kafa, kemik, kemiğin içinde tabutta yatıyoruz biz. İnsanlar zannediyor ki düşünceler içimizde. Hayır. Biz düşüncelerin içindeyiz. Tabutun içindeyiz. Düşünceler tabutu. Aha kemik tabutu, kemik. Tahta tabuta girmekten korkuyor insan. Tahta tabuttan çıkma bir yolu var. Çivili çok çok. Çivilen çıkarsın. Bir şey olur. Kemik tabutundan nasıl çıkacaksın? İnsanlar hayatın içinde zannediyor. Hayatın içindeyiz. Tabut kemikten yapılmış tabut bu. Kabir mezardan korkuyor. Ustadın söylediğini söylüyorum. İzazan etmeyin. Kabri kalpten manalar çıplak çıktı diyor. Kabir kalptir kalp. Ya cehennem ya cennet diyor. Cehenneme girmeden cehenneme gider. Cehenneme nasıl gidecek? Kıyamet kopmadı ki. 288 mektubat. 633 sözler. 616 şualar. Cehenneme gitmeden. 616 şualar. Cehenneme gitmeden cehenneme gider gidecek demiyor ki. Aha kabir. Kabr. Kabir. Yani kabri kalp. Kabri kalpten mana çıplak çıktı diyor. O sözde de hazır zaman tabutuna bindim. Kemik. Düşünceler içimizde olsaydı biz onu yönetirdik. Çok kolaydır. Düşüncelerin içindeyiz. Mezar ol, Cehenneme dönüştürmüş. Veya cennet olmuş. Yani insan bu cehennemden bir de cehennem neresi diyor? Usta söylüyor. Cehli cehennem. Abdullah ben mi uyduruyor? Cehli cehennem diyor. Yani bilmez, bilmediğini bilmez. O cehal, o cehennem işte. Kardeşim intihara sevk eden şey nedir ya? İntihar çözüm ise onun çektiği düşünsel cehennemi hayal edebilir misin? İntihar çözüm zannediyor. Peki Onda kurtulmak istediği şey nedir? Nasıl bir cehennemdir anlatabilir misin? Çözüm intiharsa, kendisi nedir? Burada 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 tabut burada kemik içinde çık buradan. Yönetemediğin seni yönetiyor demektir. İnsan böyle şey zannedi, yaşadıklarını zannediyorsun. S sabrı merak etmiştim. Sabır güçtür. Seni sen yapan farkındalığındır, terk ve tecerrütlerindir. Yahudi demiş. Müslümanları Müslüman yapan nedir biliyor musun yani güç? tamur. İsrail demiş ya yazarı, filozofu de okudum. David bilmem ne. David Davut demek. Oruçtur diyor. Onlara müthiş diyor akıl almaz bir dayanma ve sabır gücü diyor oruç vermiş diyor. Biz de milletimize bunu keşke demiş. Benim, bizim diyor öğretilerimizde de oruç olsaydı. Diyor. Bir hamur orucu var hamur hemen. Bakın sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet davranışı, oturması, kalkması, mimikleri, konuşması, konuşmayıp bakması ondan din çıkmış. 350 milyon insanın ruhunu tamir ediyor. Bak kafa tabutundan çıkıyor. Ruhlarını, akıllarını terbiye ediyor. Yonsaz nasıl terbiye edeceksin ya kardeşim? Bizim daha bedeni mi değil terbiye edemiyoruz ya? Yeme kardeşim diyorsun da yeme ya. Nefsimize diyoruz. Yani nefsi nasıl terbiye edeceksin? Bir kere onu tanıyacaksın. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Basit bir şey. Basit ama ne kadar külli bir hakikati barındırıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yemeği kaşığa sıcak üfürerek yemeyin. Bu ne kadar sade ve basit sıradan söz gibi ama bunu diyebilmesi için bir, ağızdan çıkan kimyasalın, karbondioksitin, gazın sıcak yemekle bir araya geldiği zaman meydana gelecek yeni bir reaksiyon, yeni bir kimyasal yapı. Tekrar vücuda dö döndüğü zaman üfleyip yersen vücutta ne yapacağını hep bunları bilmenin fotoğrafıdır. Nüfus cüzdanıdır o söz. Nasıl demiş ya? Allah aklım almıyor. Allah'ı. Sen şahit ol. Bilerek söylüyor. Vallahi bir insanın modeli yok, nümunesi yok, misali yok, patenti yok, yürüyecek şey yok. 23 sene sonra yapacağı diyeceğini başta demesi, Ya Rabbi Allah'ım o Muhammed peygamberdir. Bizim şahadetimizi ona illet Ya Rabbel Alemin. O aklım bile, Avusturyalı kadın öyle demiş. 7 senesinin arkana düştüm Ya Muhammed kusur bulayım diye. Kusur bulayım tuzla başlamış. Bilmem ne demiş. Çorak otu şöyle demiş. Kusur bulayım. Yedi sene sonra aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyorum diyor. Müslüman olmak için secde ediyor. Bak aklımı kendisine esir eden ya Muhammed sana secde ediyorum. Diyor. Yedi sene. Okudum adamı kadın kitabını. Kadın. Ya çok tuhaf ya. Ruhları, nefisleri, akılları terbiye ediyor. Nasıl terbiye edeceksin ya? Bu akla nasıl hakim olacaksın arkadaşlar? Aklın aklına bela olmuş. Senin başka bir şey gerekmez ki. Cehennem bu. Bu tabut ya. Kemik tabutunda nasıl çıkacak? Bırak da tabutu. Burası kalp içinde de cehennem veya cennet diyor. Ya insanlar kim, kimin pileğine basarsan memnuniyetsiz, kanaatsız, tenkitçi, e, hırçın hiçbir şeyde memnun olmaz. Araba versen olmaz, tablet versen olmaz. Ne versen ver. Ne kızına, ne oğluna, ne eşine, ne kendine. Niye? Çünkü kendisini sevmiyor ki. Başkasını sevsin. Kendisiyle barışık değil ki senle benle barışık ol. Nasıl barışık olacak? Bu asır insanı. Ama bunu nasıl yapmış ya? Orada sohbet ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sohbet bir mescidinde. Adam kalkıyor bu bedeviye, ev şarj şarj işiyor. İşiyor ya. Hazreti Ömer kılıncını çekti falan. Peygamber ne diyor? E, vur kafasını diyor. Ne diyor? Ya Ömer bilmiyor diyor. Nasıl sabır ya Rabbi Bir tanesi telefonu çalsa konuşsa biz şey kızıyoruz. Ayengimiz bozuldu diyoruz. O, bana kızan Risale'ye kızmıyor ki dine. Git sen ne olacak? Sen gene bunu dinlersin bir yer. Ama öyle değil. Dini inşa ediyor. Koptu koptu. Diyor ki ya Ömer bilmiyor diyor. Oradan nasıl sabrediyor ya? Adam bir tanesi gelmiş, okuduğum için söylüyorum. Mers sabrını ölçüyormuş. Sana bir şey sorabilir miyim ya Muhammed diyor. Gel, sor diyor ama yanına geleceğim. Gel. Geldi bir tane çubuk almış yerde. Kurma çubuğu. Bakarız. Soru soruyor, sakalını karıştırıyor. öyle Sala Allah aşkına şimdi bir tanesi gelsene sana bir şey soracağım ama böyle çubukla sakalını karıştır. Ne yaparsın? Çiğlen. Geç oraya ya. Ya bir şey deriz de yani sakal karıştırılır sonuna kadar sabretmiş. Sahabe de nasıl sabretmiş ya Rabbi ya. Nasıl kafaya mı diler ya? Böyle bir sabır mı? Sonra dedi ki: "Sen ancak Allah peygamberi, Allah'ın elçisi olursun." dedi. "Sana iman ediyorum ya Muhammed. Sana kasten yaptım sabrını ölçmek için." diyor. Soru sorarken sakalını karıştırıyor. Çubukla. Bu nasıl bir aklım almıyor ki. Ele biz doğulu ve Karadeniz'ler böyle hissi olduklarımızdan böyle hiç sabır olur. Çakarsın iki tane. Ama bu nasıl bir ruh ya? Nasıl bir ruh ya? Ne bileyim ya anlamıyorum. Herhalde göreceğiz de orada bir şefiğimiz var. Korkma. Yaşadığın hayattan daha güzeldir. Gidecek olduğun hayat. Size bir müjde vereyim. Rize'de de kullandım. Çok hoşuma gidiyor. Müjde müjde. Harun Reşit de Behludan'a var. Biliyorsunuz. Ama olmuş. Bir duvar varmış. Eğik eğilmiş. Hepiniz bu kısayı bilirsiniz ama bu derece bakın. Eğikmiş. Yani yamulmuş. Sonra bir gün ahis etmiş, onu seyrederken devrilmiş, çok memnun olmuş, şükretmiş, iki rekat namaz kılmış. Harun Reşit demiş ki, kral, ya bundan sevinecek ne var ya? Tam tersin. üzülmen lazım, eğik duvar, devrildi. Sen üzülmen lazım ki sevindin. Nereye devrildi ya Harun demiş. Dedi ki, Behlül, Behlül'e de, eğildiği yere devrildi demiş. İnsan da yaşarken nereye evrilmişse, eğilmişse, eğilmişse namazda, oruçta oraya devrilecek. Müjde değil mi size, bize? Nasıl yaşarsan ölü ölürsün. Nereye eğim, eğimliysen öyle devrileceksin. Duvar böyleyken böyle eğildi. Böyle devrilmez ki. Böyle devrileceksin. Onun için nasıl yaşarsan o cinsten öleceksin. O da şükür. Hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki adilane kanunları ile Nevi Beşer'in beşten birisini 14 asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi misilsiz bir halet olduğu gibi. Acayip bir şey. Öyle bir şeriatla gelmiş. Adam bir tanesi dedi ki Hızır abiye yanındayım ben. Öyle ters bir adam. Zındık demeyeyim ama mümin de değil. Ya dedi hırsızın elin kesilmesine ben karşıyım dedi o konuşmalar içinde. Biz de genç hırsızı ravi. Baktı bir şeyler anlatıyor adam kabul et, şey yapmıyor. Sonra ne işte konuşmada dedi ki ne iş yapıyorsun dedi. Dedi ki benim dedi çay kesme makine atölyem var dedi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim dedi. Sen şimdi şeyde, İstanbul'da bir çay fabrikası olsa alman gerekiyor. Sen çay kesme makineni satsan paran yetmedi. Komşu akrabalarından yardım aldın. altın, dolar vesaire yetmedi iyi dinle. Sonra eşinin altınlarını da bozdun, koydun. Yetmedi. Fa Atölye fabrikan var ya küçük. Sonra çocuğun kumbarasını da boşalttın dedi. Eşit idare etti. Hepsini çantaya koydun. Belinde de iş adamı olduğu için silah var. Otobüse bindin. İstanbul'a fabrika almaya gidiyorsun. Sonra evet beyler yarım saat yemek ve ihtiyaç molası namaz ihtiyacı molası dese. O indiğin zaman çantanı böyle bir çantayı. Çocuğun kumbarası var. Eşinin altınları var. Eşin dosttan aldığın borçların var vesaire. Bu çantayı aldı kaçıp gidiyor bir tane. Ayaklarına sıkar mısın sıkmaz mısın dedi. O kadar coştu ki ne ayağını da kafasına sıkarım dedi. Doğru. Bak şeriat elini sıkıyor diyor. Sen kafasını sık. Sana dokunduğu zaman o zaman anlarsın. Birisi vardı X. Belki de dinliyordur. Dedi ki dokuz kişiler. Hoca dedi ormanı yakıp ormanda birisi yan, ya o yakan vesile olup 11 on bir kişi on kişi yansa. Bunun cezası nedir? İslam'da kıssas vardır. Kolu kesilir. Kolu kesilir. Bak bir şey anlatmak için söylüyorum. Gözü çıkartanın gözü çıkartılır. Sen ateşte 11 kişiyi öldürdünse seni de o yaktığın ormanı o ateşte yakılman lazım. Ki bir de olmaz dedi böyle şey mi olur mukabele bir misille yaptın falan. Ne dedim anlamadım. Kardeş evli misin dedim. Evliyim dedim. O yangınların içinde bir tane adamın karısı varmış bir de çocuğu. Senin karın var mı? Var. abi. Kızım, Kız oğlun var mı? Var dedi ikisi. Şimdi onlar yansa, ölse, onu yakanı da devlet yakalasa da hapsetse, sabah akşam ona da yemek verse devlet. He? Bestese. Di yapsa, bestese. Ormanı yaktı ama karını da, kızını ve çocuklarını da ö yaktı, öldürdü bilir. Razı olur musun? Bu inat ne rezil bir şey ya. Ses yapmadan kalktı gitti biliyor musun? He de demedi ha? Bir tanesine dediğim gibi. Ya zinaya bu zicir olur mu? Çok mu dedim? Senin karına kızına yapsalar nasıl nasıl razı gelirsen o suç olsun. O ceza o kalsın dedim. Petrolcuydu böyle. Şimdi oldu dedi. Bak o dedi. Zi, o zinanın cezasını çok görene karına ve kızına yapılsa nasıl bir ceza isterdinse ceza o olsun. O ateşte yakılsa kızın şey, kızını anasıyla çocuk birbirine yapışmış yanmış. Bunu yakana adam demiyor. Evet diye kısas böyle ondan sonra devam. İnsan fıtratı bozulunca artık canavar bile olmuyor ya. Köpek bile ağlıyor yavrusu yanarken ya. İnsan insanı yakıyor ya. Köpek ya. Yavrusu ezil, biraz ezildi, ya, zarar gördü. Orada mesela ben kırıkkanda köpek ezildi. Baktım öteki köpek böyle şey koymuş. Ona ben durdum. Nasıl ağlıyor? Yavrusu ezilmiş. Yardım et diyor. Kaçmıyor. Tuttum. Dörtlüğü yaktım. Sol şeritimde. Peçete aldım. Onu aldım. Bakayım ne yapacak diye. Koydum. Orada kaldım. Diğerleri de geliyor. Ya köpek. Buna yardım ettiğimi görüyor. Bana nasıl minnettar oluyor ya. Nasıl ağlıyor? Sonra şey yaptım böyle. Ne verdimse de içmedi, yemedi. Ya köpek ya Bu insan kelena mı behrumada? Nasıl hayvandan aşağı oluyor? Allah vallahi doğru söylüyor ya. Bozulmuş insan insan değil ya. Tereyağı nasıl zehir olduğu gibi. Köpek ya yavrusunu tuttum. Kırkanda. Nasıl ağlıyor ya? İnsan içi gidiyor ya. Bunu terbiye ediyor ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Adam diyor ki hangimiz daha iyi nişan alıyoruz? Bir tane köleyi bağlıyorlar. Sağ göz senin, sol göz benim. Kim isabet ederse bu kölenin parasını verecek, iki tane de köle verecek. Ha, 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 ha. Öyle eğleniyorlar. Köle şey atıyorlar. İslam'dan önceki hal. Diğerlerini anlatmıyor. Bunları terbiye etmiş İslam ya. Mükemmel vallahi. Ahiret yüz bin defa aşağı. Haşa ya Rabbi. Olmasa bile bunları terbiye edip topluma faydalı bir birey yapmak yetiyor bile ya. Nasıl bir sistem ya. Bu adam kendisi diyor biz ok çekerdik diyor ismini anlatmayacağım. Sağ göz mü sol göz mü? Hangimiz isabet edeceğiz? Ya İslam benim kafama yatıyor ya. Emsalsız bir halet. Öyle bir şeriatla gelmiş. Hem öyle bir iman ve itikat meydana çıktı ki ve son bu. 11 taneydi, 3, 5 tane okuyabildim. İmana ve itikatına bak. Ne varmış? Bütün ehli hakikat. Bak öyle bir imanla, itikatla meydana çıktı ki. Lan benim en ufak bir imanla özür dilerim, boyun edeyim, denemek istemedim. Yok canım. Şöyleden kıvırıyoruz ya. En ufak bir şey gelince. Parasızlıktan bankaya tevekkül ediyoruz faizle. Bir de faiz helal diyoruz ha din adına. Akıla, ha, akıl, akıl ayran bir haber. Şimdi nasıl bir iman, nasıl bir itikatla ki bütün ehli hakikat her zaman onun mertebe imanından feyiz almalarıyla beraber en yüksek ve en kuvvetli bir derecededir diye müttefikan tasdiktir. Herkes onun imanından feyiz alıyor. Nasıl bir tahammül arkadaşlar ya. Bak kamin kabilen en büyük düşman amcan. Herkes düşman tek başına yürünmüş bir yol değil. Yeni bir yol açıyorsun. Hiç tereddüt olmaz mı? İhtimal olmaz mı? Acaba demez misin? Bu nasıl bir imanı var ya? Tuhaf değil mi ya? Lümene <laughs> yok. Model yok. Mukayese yok. Taklit yok. Macele yok. Yani eğitim almamışsın. Yani peygamberliğin çıraklığı yok. İlkokulu yok. Ortaokul yok, kilise şey, lisesi de yok. Ondan e, ee, çıraklık, kalfalık yok. Ben peygamberim. Lan dün akşam beraber oturuyorduk, sabah geldi ben peygamberim. <laughs> peygamberim. E bu cehil şaşırdılar. şaşırdı da nasıl olur ya? Dedi ki, nasıl kafaya mıydı? Hakikaten tuhaf yani, cahillerin babası demek. Ben peygamberim dedi, İspat et dedi. Bak senin gölgen yere düşüyor, benimki ispat düşmüyor. Ulan kafayı niye yemedi o zaman? Hakikaten onun gölgesi düşmüyor. Onun gölgesi düşmüyor. E bir bakıyor ayı ikiye bölüyor. Sihir diyor. Hakikaten tuhaf adam ya. Nasıl aklına mukayyet olmuş da iman etmemiş. Ya nasıl bir iman peygamber ya. Nasıl o sıkıntılara tahammül etmiş. Daha biz bir kendimize tahammül edemiyoruz. Ya. Bırak eşine. Kafamız olmuş cehennem ki bu ya. Belki de hap içiyoruz ha. Bu dersleri oldu aldı. Hap içiyoruz ha. Peygamber Aleyhisselam psikiyatriye gitmesi lazım. Ne içmesi lazım. Adam diyor ki Hocam diyor senin dersini dinleyene kadar bir, sıkıntı kapı içiyordum. Uykusuzluk kapı içiyordum. Bir de kendimi kasıyordum diyor. Gevşeme kapı içiyorum günde üç tane. Ve dediğin gibi diyor, yedi buçuk sene oldu içiyorum. Nasıl bir kap ki yedi buçuk sene düzsen düzelmedi. E, şimdi biz ne derdimiz var ki bu kata hapı tayıyoruz? Uyku mu? Uyku uyuyamıyor. E, Gerginim diyor. Kendime tahammülüm yok diyor. Kafayı bir başa yastığa bıraksam diyor. başın başımı yiyor. Aklım aklıma bela. Kendi kendimle çıkamıyorum. Kendim kendimle baş edemiyorum. Kendim kendimle memnun değilim. Kendimle kavgalıyım. <laughs> Peygamberin nasıl bir iman itikadı var ki o sıkıntılara göz gelmiş. En ufak bir şey ya. ya bak yarın yiyeceği bir şeysi yok ha. Kenara koydu bir şey yok. Hangimizin yarın giyeceği veya yiyeceği olmayan var mı? Vallahi ben vereceğim lan. Dolabınıza kaç tane giyip de yıpratabileceğiniz ya yani hiçbirimizin göm gömleği öyle bir şeyimiz yok ya. Giyip de yıpratabileceğimiz ne ya? Yıpratamayacağımız gömlek var. Yarın ekmeği olmayan var mı? Bunu yok. Hepinizden fakir. Ona ben dini yapacağım. Dünyam gidiyor. En ben haşa haşa yüz bin defa haşa bu dini ben uydursam dünyam zaten zürtük oldu. Dünyam gitti zaten. Ahireti de ben uydurdum. E ne yapayım ki? Şu an Ben bu niye yapayım? Bu dini kurayım ki? Dini ben uydurdum. Dünyam bitti. miydi Din oruna verdim ben bunu. Nasıl verdim? Hatice, Hazreti Hatice'nin kervanında değil miydi? Evlenmemiş miydi? 25 yaşında buydu. 40 yaşında oydu. Kervan bunun değil miydi? Zengindi. Emrine verdi servetini. E şimdi adam basit adam başkan oluyor, milletvekili oluyor, tillarlık oluyor. Sen kervanın gitti. Yani giyeceğin yok ya. Tamam da niçin yapayım? Dini ben uydurdum dünyada. Her mi verdim. Her şeyi almak için yapmam lazım. Zaten ahiret ben uydurdum. Ahiret yok zaten. Dünyayı da verdim. Tamam da niye yapayım? O zaman eksik olman lazım. O kendileri düşmanları diyor. Muhammed diyor. Çok ahlaklı ve zekiydi diyor. Asın en büyük Sufyanı demişti. Çünkü ahlaklı ve zeki. Arabistan'ın diyor dertlerini zekavetiyle tespit ederek ahlakiyle çözendir diyor. Şuraya bak. Zekavetiyle dertleri çözmüş, şey dertleri tespit etmiş, yaşantısıyla, ahlakıyla çareler üretmiş, Muhammed'in uydurduğu bir felsefedir diyor. Tamam da bakın mantığınıza hitap ediyorum. Madem yüz bin defa aşağı kella. Ahiret yok. Niçin yapacak? Dünya için. Dünyada da vermiş. Rahatını rahatımız için. Uykusunu uykumuz için feda etmiş. Nesi vardı? Tamam zaten ahireti kendi uydurdu. Diyelim. dünyayı da verdi. Tam da niye yapıyor? Şöhret mi? Herkes düşman onun karşısında. Şöhret olsaydı gel başımıza geç diyor. İstediğin kadınları verelim. Eşimizi istiyorsan onu da verelim. Servet verelim. Vallahi ben yapardım şöyle. Gel devlet başımıza geç. Şöyle derdi. Alan gizde İslamiyetini yapacağını yap. Güçten 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 sonra patlatırsın kafasına. Vallahi bir elime ayı, bir elime güneş verseniz ben tamamdan dönmem. Ben yapardım. Ama ben benim de. O da o. Yani gel başımıza diyor. Ama Allah'a anlat. Ahireti anlat. Her şeyi anlat. Tek bir şey yapma. Her şeyi vereceğiz sana. Bizim putlara dokunma. Hubelimize dokunma. Putumuza dokunma. O Mekke'de vardı ya. Her şeyi anlat. Başa geçeceksin. İstediğin şeyi vereceğiz. Mantık nedir? Mantık ben geçeyim. Sağlam olayın. Sonra tepelerim onları. Devleti kurdum zaten. İşlerim böyle alttan alttan. Munafıkanı bile yapmıyor. Yok diyor. Kul o zaman geldi de kul ya yel kafirun. Ne abudum ata abudum Sizin ikisi size, Vallahi tuhaf yani akıl akıl duruyor ya. Çok tuhaf ya. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün gençken şey peygamberlik gelmişken adam peygamberimizi yalnız görüyor. Güreşçiymiş peyluvan. Demiş ki, ya Muhammed seni yalnız gördüm. Böyle bir şey bekliyordum. Gel güreşelim dedi. Kim kimi yenecek? Ondan sonra ama bir şartım var dedi. Hem şart onun. Ben seni yenersem herkese söyleyeceğim. Ama Muhammed sen beni yenersen kimseye demeyeceksin. Ne karım olacak? Sonra peygamberimiz tak diye yere indiriyor. Üç defa tekrar etti. Dedi ki hiç ses yapmadı. Çekip gitti. Bekliyor ki diyecek. Üç gün geçmiş dememiş. Sonra gelmiş. Demedin ya Muhammed. Söz verdim ya dedi. Ben bunu yapmazdım. Sen yaptın. O zaman sen peygambersin dedi. Ben seni denemek için yaptım. Dedi. Allahu Ekber ya. şöyle bitin birkaç tane şey var. Bir avuç iç, tam ile 300 kişiyi doyurmuş. Kendisi 3 gün 3 gün aç kalmış. Ulan ben yerdim daha. <laughs> Sana mı yedireceğim ben açımda? Şimdi içeride konuşmuştuk. Adam evliya toprağı tutup altın ediyor. Biz olsak Sultan Bey'in altın yapardık hepsini. E o evliya yapabilirken toprağı altın yapmıyor. Niçin yapmıyor? yapmadığı için evli oldu. Ben yapmayacağım için evliya olamadım. Peki niye bunu söylüyorsun? Bunun talebesi bu. Sen de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel delilini söylüyorum. Şimdi kendin yaşan, sen de yaşayacaksın. Sensin. Seni sen yapan ahlakını, ailenin namusunu, doğru ve yanlışlarını tespit eden odur. Sen ona en güzel delil sensin. Sen onun talebesisin. Sensin. Sen imtiyazlı kılan akrabandan, toplumdan faiz alamayan, zina yapmayan, yalan konuşmayan, sözünde duran adamsın. Senin doğruların, güzel ahlakın kimindir? Onundur. Ondan gelendir. Sen delilsin. En güzel delil sensin. Onun en güzel delili sensin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya Rabbel Alemin. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki bana selavat getireni bana takdim ederler diyor. İsmiyle cismiyle haşir meydanda şefaatim acip olur. Ya Rab bu söze itimat ediyoruz. Bizim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bu kelimelerimizi ona ulaştır ya Rabbel Alemin. Şefaatine bize mazhar eyle ya Rabbi. Ümmetin Muhammed'i onun sünnetine temessük edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslamiyet'e Müslümanlara ve Gazi'ye ve bilad İslam'a yardım eyle ya Rabbi. Düşmanlık edenlere kahar ismine karı perişan eyle ya Rabbi. Onun ahlakıyla ahlak bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin haşirde onu şefaatçi bize kıl ya Rabbi. Ve ahir davakum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas